Fakat enteresan bir şey duydum şimdi. Bunları anlatan Sturridge, bu kulüpler 3 saatlik keçi sütü ister. Anlamadım Murat abi. 3 saatlik keçi sütü. Yani 3 saatlik derken yeni... Yeni tabii. Maksimum 3 saatlik keçi sütü. Şimdi Trabzon'da keçi çiftliği de yok. Ne yapacağız? Ama bir futbolcu isteyebilir bunu. Belki sağlıklı yaşamak isteyebilir, istiyor. Tamam, isteyebilir de. Şimdi keçi sütü yok diye mi acaba gitti İngiltere'ye? Tamam. Hani hayır şunu söyleyeyim. Ne yapacağız şimdi? Keçi çiftliği mi kuracağız? Hayır, keçi sütü var herhalde ama keçi sütü satılmaz. Ama 3 saat. 3 saatlik olacak. 3 saati geçince olmuyor. Keçi sütü var marketlerde var ama 3 saatlik keçi sütü. Yok. Taze keçi sütü. Şimdi bunları anlatan, bunları söyleyen bir adam bu talepte cidden bulunmuş mu? Şimdi bunu söyleyen Trabzonspor yönetiminden biri. İsmi kalsın. Yani, siz de öyle duyum üzerine konuşmazsınız diye biliyorum. Yani. Hatta nerede söylediğini de söyleyeyim. Başakşehir maçında, İstanbul'daki maçta. Ya şimdi ya bize rol yapıyor bu konuşmalarla Sturridge ya da yönetim kurulundaki arkadaşımız Sturridge'e çamur atıyor. Yani sadece keçi sütü mü örnek veriyorum? Yani başka şeyler de istiyor mu? Tabii sözleşmesinde olan şeyler bu ama yani hani keçi sütü sözleşmede var mı yok mu onu bilmiyorum tabii de. Yani ya. Tuhaf geldi bana yani. Ya bir futbol yani keçi sütü hayır. Ben şimdi futbolcu talep edebilir ama şimdi siz yöneticinizle karşılaşmadınız tamam böyle şeylerle. Deriz ki işte marketteki keçi sütü bu 3 saatlik olacak. Yani. Peki taze olmasını istiyor yani. Tamam da Trabzon'da keçi yetişiyor. Peki tamam şimdi ben şöyle algılarım onu. Bak isteyebilir tamam. Trabzon yani Sturridge bu kadar kendine dikkat eden bir oyuncu neden sakat? Sakattı muhtemelen. Kronik. İngiltere'den kronik yani muhtemelen öyle. Çok güzel bir soru. Bu kadar kendine dikkat eden niye? Adam niye sürekli sakat? Şimdi Trabzonspor'un geçen yıl buradan yönetim kurulu arkadaşlara da sözleniyoruz. Eğer yanlışımız varsa bizi düzelsinler. Yanlış varsa. Şimdi soruyorum. Geçen yıl çalıştırdığınız biyoenerji uzmanı Trabzonspor'da niye görevden alındı? Trabzonspor biyoenerji uzmanı mı çalıştırdı? Evet. Bizatihi kaleci antrenörü Metin Aktaş Urfa Spor'dan oynuyorken bu vatandaşla Adana Spor'da bu görev yapıyormuş bu arkadaş. Adana Spor'da Urfa'da oynuyorken Adana'da tanışmışlar. İlişkileri bu seviyede devam etmiş. Hı hı. Dönem dönem Metin kendinden yardımlarda istemiş. Metin'e yardımcı olmuş. Metin de bundan faydalanalım önerisi getirip arkadaşı göreve başlatmışlar Trabzonspor'da. Geçen seneye bakıyorum ben o kadar üst üste maç oynadık ama böyle sakatlıklar yaşamadık. Şimdi biz oynamadan da sakatlanıyoruz. Yani öyle de tuhaf bir... Evet yani şimdi acaba bu biyoenerji uzmanının gidişinin bir eksisi mi oldu Trabzonspor'da? Veya biyoenerji uzmanından niye gönderdik? Benim bildiğim bir takım şeyler var ama bunları burada konuşmak çok doğru olmaz. Yani biyoenerji sadece birebir uygulanabilen bir şey de değil. Biyoenerji fotoğrafa bile uygulanabiliyor. İzleyicilerimiz araştırsın, baksınlar. Fotoğraftan bile biyoenerji sayesinde kişiyle etkileşim kurulabiliyor, iletişim kurulabiliyor. Yani dolayısıyla acaba diyorum... Yani kötü Trabzonspor'dan kötü ayrılan biyoenerji dediğiniz o uzmanı evet. Fotoğraflar üzerinden Trabzonspor futbolcuları mı sakatlıyor? Yani sakatlıyor değil de en azından güçlerini azaltıyor. Yani olabilir mi böyle bir şey? Yani? Güçlerini arttırıyorsa azaltabiliyor burada. Hayır Murat abi çok enteresan bir şey söyledin ama. Yani kulüp buradaki yöneticiler çıksın söylesinler ben enteresan bir şey söylemiyorum. Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığını sana söylüyorum. Hayır, şimdi sezon ben sonu. Bir anda hani bazen sende bir izleyici gözüyle bir anda hani böyle koyuyorum kendimi ona istinaden söylüyorum. Evet.
Yani biyoenerji dediğiniz zaman, şimdi biyoenerjinin tabii internet var, insanlar telefonlarına evet, da bakabilirler. Evet. Yani şimdi ben bir futbolcunun futbolcunun fotoğrafıyla evet. ben istediğimi yapabiliyorum ona. Evet. Bu sonucu çıkıyor bundan. Sonuçta buradaki biyoenerji uzmanının tabii ki yeteneği de önemli. Ama biyoenerji ilaçsız, ilaç kullanmadan birçok hastalığın tedavisinde dünyada zaten kullanılan bir bilim dalı. Özellikle Rusya bu konuda çok ileri seviyede. Sizin yakinende ilgilendiğiniz bir bilim dalı herhalde. Yani merakım olduğu merakım için var. Daha önce biyoenerji profesörleri falan tanışma imkanım olduğu için bir geçmişi bilgim var. Hatta Azerbaycan Üniversitesi rektörü, dekanı bir hanımefendiyle tanışmıştım. Yaşça bizden çok üstün, yüksek. Burada Katü'de yine öğretim görevlisi arkadaşlarımızın misafiriydi. O vesileyle tanışmıştım. Hanımefendinin kendisi bir enerji uzmanıydı. Yani konuya ilgim birazcık da geçmişe dayalı o birikimlerimden dolayı var. Yani birikimim derken bu olayın olduğumuz ortamda bu olay birkaç defa konuşuldu. Yani biyoenerji ile ilgili sohbetlerde bulunmuş olduk.